Bu çalışmaya dair bizim hani çok gündeme taşıyamadığımız bazı detaylar da var. Onu senden dinlemek isteriz. E, neler söylersin? Nasıl bir e, ete kemiğe bürünme göreceğiz biz bu şekillenmede? E, nasıl bir süreç seyredilecek? Şimdi pazartesi günü AK Parti'de bir MYK toplantısı vardı. O toplantıda çalışmayı gerçekleştiren Hı -hı. sivil toplum kuruluşlarıyla muhalefetle bir araya gelen Ak Parti grup başkan vekili Bahadır Yenişehirlioğlu iki tane mavi klasör vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o klasörleri sunmuştu e artık çalışma tamam e peki ne var hemen onu söyleyelim dün Ak Parti'de mecliste kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirildi o grup toplantısında da çeşitli kanun teklifleri el alındı. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi şu an bir yaz mesaisi içerisinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de o kanun tekliflerinin detaylarını milletvekilleriyle paylaştı. Onlardan birisi de başıboş köpek düzenlemesi sokak hayvanları ile ilgili yapılacak düzenlemeydi. Milletvekillerini bu noktada bilgilendirdi. Şimdi düzenleme bu hafta içerisinde e, muhalefet partilerine yani bugün yarın e, muhalefet partileriyle de bir e, paylaşılacak. Öncelikle onu söyleyelim. İçeriğine geçmeden önce. Şimdi ne var peki içeriğinde? İçeriğinde şu var. Barınaklardaki yaşam kalitesi artırılacak. artırılacak. Barınaklara dair bir standart getirilecek. Sokak hayvanları o barınaklarda toplanacak. Şimdi en çok tartışılan ve merak edilen mesele ise uyutma konusu. Hı hı. Buna dair de yapılan çalışmada şu var. Artık rehabilite edilemeyen bulaşıcı hastalığı olan anatomik yapısı gereği saldırgan olan ırklar sahiplenme imkanı olmayan köpekler hayvanlar için uyutma yöntemi uygulanacak. Şimdi AK Partili kurmaylar bu düzenlemeyle uyutmaya dair de belediyelerin Karar vereceğini belirtti barınaklarda. Şimdi karar verildikten sonra da şöyle bir prosedürü işleyecek o barınaklarda uyutmaya dair belediyelerin barınaklarında bir tutanak tutulacak. İşte uyutma şu şekilde yapılmıştır, şu tarihte yapılmıştır. Onların hepsi resmi evraklarda kayıt altına alınacak. Ee, Düzenleme ile sokak hayvanlarının bir yerden başka bir yere taşınmasına dair de idari para cezasının artırılması da gündemde ki bununla ilgili de çokça şikayet var. Hatta e, bizde paylaşan bazı belediyeler var. E, şöyle bir belediye e, bazı sokak hayvanlarını topluyor, Hı -hı. götürüyor başka bir başka ilin mi? sınırlarına girerek orada bırakıyor. E, bunu sadece belediyeler yapmıyor. Bazı vatandaşların yaptığını da biliyoruz. Ee, başka kentleri olmasa da başka noktalara taşıdıklarını. Dolayısıyla buradaki idari para cezasının artırılması gündemde düzenlemede böyle bir detay var. Hayvanları koruma kanununa göre büyük şey belediyelerin bütçelerin binde üçünü, belediyeler ise bütçelerinin binde beşini sokak hayvanlarına ayırmak ve harcamak zorunda. Böyle bir detay da var. Bütçeden gelir ayrılması ve kullanılmasına ilişkin bir denetim mekanizması da getirilecek. Bütçe ayırmayan veya ayırdığı bütçeyi başka yerlere ayıran belediyelere de cezai yaptırımlar uygulanacak. Bu yaptırımlarda meclis üyeleri, ilgili görevler hatta belediye başkanlarına kadar uygulanabilecek. Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu düzenlemenin sunulmasını bekliyoruz. Yaz tatiline girmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi yani bu yasama dönemi içerisinde de bu düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yasalaşmasını bekliyoruz. Düzenlemeye dair bunları söyleyebiliriz. Edindiğimiz bilgiler bu doğrultuda. İnşallah en güzel şekilde konuyu halledelim. Hem hayvan hakları hem insan hakları gözetilerek. Bu arada biraz önce dedin ya bir standart getirecek. Zaten bizim sorun yaşadığımız konular hep böyle standartizasyonu sağlayamadığımız konular. Yani standartizasyon olduğunda her şey daha kolay halledilir, yoluna girer, sorun çözülür. E çok böyle uçtan uça ifrat tefrit yaşıyoruz. Daha dün işte Tabii. çocuk saldırıya uğradı diyorum Adana'da. Çocuk yoğun bakımda. Yani bütün erkeklik organı, her şeyi bütün paramparça olmuş yani. 5 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Ailesi perişan, ağlıyor göz yaşları içinde. Hiçbir nüfuzu gücü yok, kendilerini savunabilecek bir medyaya gidip anlatabilecek durumda bir ailede değil. Ee, kendi halinde yaşayan bir aile. Ee, şimdi bunu söylüyorum yayında, hemen e, internetten şey yazıyor. İşte sen köpeklerden ne istiyorsun? Yahu biz köpeklerden bir şey istemiyoruz. Biz diyoruz ki ülkemizde başıboşluk olmasın, kontrol altında olsun her şey. Bunu söylüyoruz ama hala bir takım tezviratlarla karşılaşıyoruz. Yani Allah korusun kimsenin başına gelmesin böyle hadiseler, olaylar. Ee, i̇nsan genelde şöyle oluyor, ee, evet birçok olayda izliyorsun, görüyorsun ancak kendi başına geldiği zaman maalesef ki kimsenin başına gelmesini istemeyiz, bir kez daha söyleyelim. Geldiği zaman o zaman o anlıyorsun zaman. senin Hı? yaşadığın bir olay vardı, ee, Beni benim de... yaşadığım bir evet. olay var. Evet. Çevremizde yaşananlar var. Dolayısıyla e, inşallah bir çözüme kavuşur. Standart meselesine değindin Ela. Şimdi ben bu arada, bu arada şunu da çok önemsiyorum. Evet düzenlemeler yapılır, yasalar, kanunlar çıkartılır ama önemli olan o yasaların, kanunların uygulanmasıdır. İşte burada bir denetim mekanizmasından bahsettik az önce. Umarız sadece yasa çıkartmakla kalmayız gerekli takibini denetiminde gerçekleştiririz. Çünkü bu mesele büyük bir mesele. Dolayısıyla sadece yasa çıkartıp da uygulamadıktan sonra o zaman sorarlar ne anlamı var? Kesinlikle. Fikri takibi önemli bizim meslekteki gibi. Bir şeyi başlattıysan devamını getireceksin en sağlam şekilde. Kesinlikle. Sonuna kadar. Aykut çok teşekkür ederim.